izleyicilerimiz, Mustafa burada, Azra burada. Mustafa 24 yaşında, Azra 22 yaşında. Dün şöyle bir hafif tanıttım ama bugün biraz daha konuşmak istiyorum. 2 yıldır sevgililer, 2 yıldır birlikteler ama Azra da burada öğrendi bunu. Bizim çocuklar Mustafa ile konuşunca Mustafa anlatmış. Mustafa'nın ailesi beşik kertmesiyle evlendirmek istiyor. Fakat Mustafa Azra ile evlenmek istiyor. Birlikteliklerine en büyük engel hem Mustafa'nın beşik kertmeli olması, hem Mustafa'nın tabii bundan haberi yok beşik kertmeli. Şöyle ki o çocukken söz verilmiş başka bir kız için. Azra'nın ailesi de Mustafa'ya kızıyor çünkü Azra Mustafa için okulunu ve mesleğini bırakmış. Ben ne yapayım şimdi bunlara? Ne olacak bunlar? Ne yapmaya karar verdiniz siz? Düşündünüz mü dün? Bayağı bir düşündük abla. Ne düşündünüz çocuğum? Hani bir kere bir yola girdik abla, mecburuz yani. Hepsini ikna edip buradan birlikte çıkmayı düşünüyoruz. Tek isteğimiz bu. O da sizin yardımınızla. Ancak bu şekilde olur yani. Ya bizim artık gücümüz yetmiyor. Şimdi ne senin ailen istiyor ne de Mustafa'nın ailesi. Evet. Bakalım kim bağlanacak? İlk kimin ailesi bağlanır? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Azra'nın piercingi varmış, göbeği açıkmış. Bilmem de işte bu yüzden Mustafa'nın ailesi demişler ki bu kız bize uymaz. Haklı olabilirler. Mustafa'nın nerede yaşayacağını seçmesiyle de alakalı. Eğer ailesiyle birlikte Urfa'daydı değil mi ailen? Orada yaşayacaksa evet biraz zor olacak, aile Azra'yı kabul etmiyor. Derya Hanım, Azra'nın annesi telefonda. Derya Hanım. Efendim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Seda Hanım. Sizinle konuştuğum için heyecanlıyım ama hiç iyi değilim. Neden? Kızınız burada. Mustafa'yı seviyor. Evet. Mustafa'yı seviyor ama sevgi her şey değil ki Seda Hanım. Gerçekten hiç iyi değilim. Benim kızım daha 22 yaşında Seda Hanım. Evet. Ve eğitimini bıraktı. Bu ne demek? Yani o kadar üzgünüm, anlatamam bunu size. Uyku uyuyamıyorum. Ben onun eğitimine devam etmesi için ne fedakarlıklar yaptım Seda Hanım. Evet, Azra annen haklı yani. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Yani hiç haklı falan değil açıkçası. Neden? Yıllardır yoktu. Şimdi ciddi bir ilişkim oldu. Evlilik muhabbeti oldu. Ondan sonra çıkmış, şimdi annelik yapmaya başladı. Bu kadın 3 kere evlenip boşandı. Evet. Ve her ilişkisinde beni dahil edip psikolojimi bozdu. Hiçbir ilişkisi de sağlıklı değildi. Ben anneannemle büyüdüm. Yani ben 12 yaşından beri tedavi görüyorum. Psikolojim zaten iyi değil annem yüzünden. Evet. Yani beni batırdı yani. Benim psikolojimi bozdu. Derya Hanım, Azra sizi suçluyor. Diyor ki 3 evlilik yaptı. 3 evliliğinin ortasına da beni oturttu. Psikolojimi bozdu. Şimdi çıkıp annelik taslaması benim garibime gitti diyor. Yani reddediyor sizin konuşmalarınızı. Şimdi Seda Hanım, biz Azra ile 3 yıldır görüşmüyoruz. 3 yıla kadar görüşüyorduk ve onun eğitimini alması için elimden gelen her şeyi yaptım. Bir anne olarak üzerime düşen her şeyi yapmaya çalıştım ama hayat şartları öyle gerektirdi. Şimdi Azra'nın babasıyla biz 11 yıl evli kaldık. Ki ayrıldığımızda Azra 10 yaşındaydı ve çok sorumsuzdu babası. Bizi bir çay içmeye bile götürmüyordu Feda Hanım. Kendisi biraz az çok hatırlar zannediyorum. Yani şimdi ben ister miydim olaylar böyle olsun? Seda hiçbir Hanım anne istemez tabii. Peki tamam. İlk babamı geçtik. İkinci evliliği. Adam psikopattı ve alkolikti. Her gün şiddet gösteriyordu. Aynı zamanda bana da gösterdi. Bana gösterdikten sonra boşanma kararı aldı. Sen ilişkilerine beni katamazsın. Doğru. Yaşadığın psikolojik sorunların, travmaların bana geçiyor. Anneanneme geçiyor. Herkese geçiyor. Sen bunları, yani normal bir insan böyle şeyleri yaşarken, bunları yaşamışken psikolojisinin normal olması mümkün mü? Ayrıca annelik doğurup işte okuttum deyip parasını önüne verip annelik böyle bir şey değil. Değil. Tamam. Annelik maneviyat gerektirir, sevgi gerektirir. Benim annem öyle.
Seninle ilgileniyorum diyor. Okulumu, okul, sadece okul desteği. Sadece okul desteği gösterdi. Ben annemle bir gün oturup, yani bir gün oturup adam akıllı düzgün bile konuşamadım. Ya bana o üç tane elin adamına gösterdiği sevginin bir parçasını bile göstermedi. Onlara davrandığı gibi bana bir kere bile davranmadı. Bana bir kere bile seni seviyorum kızım demedi. Hiçbir kararımın arkasında durmadı. Ne diyorsun ya? El alemin adamına istediği gibi güzel davranıyor. İstediği gibi katlanıyor. Evet. O iki yıl, iki sene dayak yedi. Ona rağmen adama çok iyi davrandı. Bana bir tane bile sevgi sözcüğü yok. Bir kere bile destek yok. Ben ne kadar basit ya anne olmak. Ben de doğrayayım o zaman. Parasını vereyim sonra diyeyim ki ilgilendim, ne yapıyorsan yap. Ben elimden geleni yaptım. Böyle bir şey var mı ya? Parasını vereyim, ne yapıyorsa yapsın sonra. İşte. Böyle ilgilendim. Annelik bu mu ya? Bir de Şam annesi ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu zamana kadar neredeydin sen? Neredeydin? Bu zamana kadar ne yapıyordun sen? Ondan evlendin, ondan boşandın, ondan evlendin, ondan boşandın. Derya Hanım. Efendim Seda Hanım. Ne kadar acı değil mi insanın doğurduğu çocuk tarafından yargılanması? Yani maalesef. Ya biraz da benim açımdan bakabilseydin. Neyse ya, çok felaket. O benim yaşadıklarımın aslında farkında ama kabul etmek istemiyor. Ben onu okuttuğum için ortaya getirmiyorum. Ben görevimi yaptım Seda Hanım. Ben istedim ki evladım benim gibi olmasın. Seda Hanım. Pardon, yaşadıklarım dediği de kendi seçtiği kendi olayların seçti. Sonucunun ceremesini çekti. Kendi herkes ceremesini çekti. Herkes hata yapabilir de bir değil, iki değil, üç. Herkes hata yapabilir. Şimdi bir dakika ama. Sen de o hataları yapmaman için uğraşıyorum ben şimdi. Onun mücadelesini veriyorum yavrum. İlk önce sen kendi ilişkine bak, tamam mı? Sen ilk önce benim, kendi ilişkine bak, kendi hayatına benim bak. Benim anne sevgisine ihtiyaç, yaşım geçti. Şadım artık anneye kızdım bebeğim. Seda Hanım şimdi kızımızın Azra konuşmalarına... Azra. Kız, yani konuşmalarına hak veriyorum. Hı. Başka bir eşler alıp hayatını zindan etmeye ne gerek var? Ne gerek var? Sen bir taneden yemişsin darbeyi. İkinciye gerek yok. Çocuğuna sarıl, git çalış, çocuğunu büyüt. Hiç olmasa ya, sevgini bir insan, ver. Hayır, bir insan... Şimdi ben de birkaç evlilik yaptım. Yine evlenebilir ama Azra o kadar doğru bir şey söylüyor ki. Çok... Beni olayın içine niye katıyorsun? Evet, çok güzel konuşuyor. Yani beni bir yerde tutup o şeyi yönetmeyi başaramadı annem diyor ama anne de ağlıyor diyor ki beni anlamayı bir denesen. Onu daha şimdi çok yeni. Ama Sedancığım anne daha olgun, akıllı. Bu gencecik kız yani. Bunlara bu o düşünüyorsa. O gencecik kız anneden olgun bak. Evet. Nasıl aklı başında konuşuyor? Tabii ki ben takdir ettim konuşmalarını. Evet. Çok takdir ettim ve hoşuma da gitti. Farkınızda ben hep devamlı kafamdan onay verdim. Çünkü ben doğru konuşan insanları severim. Evet. Evirip kıvırmıyor. Efendim Azra'cığım. Seda Hanım ben annemle konuşmayı denedim. Hı. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere. Beni küçüklüğümden beri sürekli azarlar, sürekli işte hakaretler, şöyleler, böyleler. Yani bana, ben hani gerçekten beni sevdiğini hissetmedim. Doğurduğu için hani madara olmayayım, aman el alemin diline düşmeyelim diye hani anneanneme verdiğini düşünüyorum. Hmm. Ya şu zamana kadar bir kere bile hani sıfır ya ilgi. Onun ilgi algısı tamam paranı vereyim. Okulunu oku, ne ihtiyacın var? Tam paranı al, git. Bir kelime konuşamıyorum. Sen Mustafa da o boşluğu doldurmuşsun. Evet. Ve Mustafa'yı buldum. Mustafa bana hem anne hem baba oldu. Ve Seda Hanım şöyle bir şey var. Genç kızların anneleri babaları ölüyor, vefat ediyor. Diyorlar ki hani öldüler, o yüzden bana ilgi gösteremiyorlar. Çünkü yoklar. Hı. Ama aslında benimki daha da acı. Ama bende varlar ama yok. Bende var ama yok. Ben buna üzülüyorum. Var ama neden yok ya? Niye bunu göstermiyorsunuz bana ya? Ya madem istemiyorduysanız neden böyle bir karar alıp beni dünyaya getiriyorsun ki? Büyüttüm diyor, işte okulunu ödedim, şey yaptım diyor. Annelik böyle bir şey zaten.
Çocuk yetiştirmek böyle bir şey zaten. Çocuk belirli bir yaşa gelene kadar onun maddiyatını, maneviyatını... Derya Hanım telefonda mı? Derya Hanım duyuyor musun bunları? Maddiyatını, maneviyatını, her şeyi. Evet hayatım, dinliyoruz. Seda Hanımcığım, biz de yetişme tarzımızdan dolayı acaba onların istediği şekilde gösterememiş olabilir miyiz biz de görmediğimiz için? Ne gördüysek de... Ya ne alaka? Biz hangi devirdeyiz ya? Böyle bir şey mi var? Şu anki devirde ben, öyle bir şey mi var? Ben seni arıyorum, açmıyorsun ki Azra'cığım. Konuşalım diyorum, asilik yapıyorsun. Hemen başlıyorsun bağırmaya bana. Çünkü sen beni öldürdün. Sen beni öldürdün, anladın mı? Sen beni öldürdün. Sen beni yavrum, öldürdün. Yavrum, ben senin için bitirdim zaten evliliğimi. Sen istemiyorsun, onlarla anlaşamıyorsun diye bitirdim zaten 3,5 yıldır. Senin için boşandım diyor bir de. O ikinci kocandan 2 yıl evli kaldın. 1 yılda beni yanında zorla tutmaya çalıştın. Ben tamam dedim, geldim. Baktım evde her gün birbirine yumruk diyorlar. Bir dakika anne, ben konuşuyorum. Ne yapacaktın? Bir dakika ben konuşuyorum. Her gün kavga mavga, ben bir ay durdum orada. En son o evden ayrılışımından bir hafta öncesinde beni de dövdü. Ben bayıldım. O an boşanma kararı alacağım dedi. Hatta sonra tüm sülale bizim evde toplandık. Ben gitmedim yanlarına. Kulak misafiri oldum. Hmm. Annemin şu dediğini duydum. İşte ben yuvamı bozmak istemiyorum. İşte hani tedavi görelim, tedavi alalım, şöyle yapalım. Be, adam alkolik. Ne yapacağını nereden biliyorsun ya? Ama Azra'cığım, mecbur kaldım seni almaya. Annem hastalandı. Kadın hasta. Bakamadı sana, ne yapayım? İlgilenemiyorum, al dedi. O zaman o evden çıkıp gidecektim. Başka bir yere gidecektik. Anladın mı? Hayat şartları neyle gideceğim? Hayat şartları... Sen biliyorsun verdiğin mücadeleyi. Olay, böyle olaylar. Senin baban bize bir kuruş vermedi. Ne nafaka ne bir şey. O da senin seçiminde. O da senin seçiminde. Senin babana beni ailem verdi. Görücü usulüyle evlendim ben. Hiçbir... Ben ister miydim böyle olayım yavrum? Yani ister miyim biz böyle olalım, birbirimize bir şeyle? Sonuçta ya ben tamam, senin annenim. Ne olursa olsun ben bu evliliği istemiyorum. Tamam, birinci evliliğin tamam, anladık, okey. Görücü usulüydü, eski zamandı. 2-3 bir insan aynı tamam, hatayı bu kadar yapar mı ya? Ben senin benim yaptığım hataları yapmanı istemediğim için onay vermiyorum. Sen bir dakika. Ben senin annenim. Görüşmemiş de olsak, sen benim için anne falan değilsin. Annen. Ben seni içimde öldürdüm, anladın mı? Ben öldürdüm. Seni öldürmedim, öldüremem. Yani benim senden başka hiç kimsen yok bu dünyada. Sen hiç kimsen yok, hiç kimsen yok. O yüzden elin adamına bana göstermediğin sevgiyi, ilgiyi, şefkati gösterdin değil sana mi? Sana göstermediğin sevgiyi, ilgiyi gösterseydim ayrılmazdım. Ben bütün sevgimi sana göstermek için ayrıldım, senin için. Benim ya düştüğüm duruma düşmeni istemiyorum Azra. Evet, her şey olduktan sonra tüm... Senin eğitimine devam edip ayakların üstünde durmanı istiyorum. Tüm psikolojimiz bozulduktan sonra, bir sürü yanlış kararlar verdikten sonra ben seni sevdiğim için yaptım. Ha, bu mu yani? Ve Mustafa ile olan evliliğini... Diyor ki annen, benim yaşadığımı yaşama, Mustafa ile olan evliliği, yani düşündüğün, yapmak istediğin o evliliği onay vermediğini söylüyor. Tamam Mustafa. Benim düştüğüm aynı hataya düşmedi. Ha, aynı düştüğü hata ne? Mesela Mustafa beni dövecek mi? Dövecek mi? Hayır hayır. Bak Azra, ben çalışıyordum. Ben çalışıyordum. Beni işimden çıkarıp verdiler. Bugünkü aklım olsaydı ben işimi bırakmazdım yavrum. Kimseye de muhtaç olmazdım o zaman. Kusura bakma. Bunların sorumlusu, okulumu da bırakmamın sorumlusu sen ve öz babam, tamam mı? O zaman, ben o zaman ikinizi şu anda de okulunu... sildim. Şu anda okulunu bırakıyorsun, sorumlusu sensin. Ben istemiyorum bu hatayı yapmanı. Seni ilgilendirmiyor artık. Sen 22 yaşıma kadar, 22 yaşıma kadar hayatımda yoktun. Şu saatten sonra da istemiyorum çünkü... Geç mi kaldı ben, anne? Geç kaldı. Ben 3 yıldır yokum senin hayatında. Çünkü... 3 yıldır... 3 yıldır yoksun da... 3 yıldır telefonlarımı açmıyorsun, benimle konuşmuyorsun. 3 yıl evveline kadar ben hep senin hayatındaydım Azra. İkinci kocandan dayak yediğim için olabilir mi elin oğlundan? Tamam. Doğru olabilir mi? Kız bayılmış ya. Şiddetten. Benim o gün ya kafam bir yere çarpsaydı, bir şey olsaydı? Ne yapacaktın sen? Peki devam ediyoruz.